Yazın Yazın yanıyoruz. Kışında böyle soğuktan donuyoruz. Sorunlarımız mutfağım desen yok. Küçücük bir mutfak vermişlerdi. Onu da ben iptal ettim. Kendi kafamca yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Sosyal yardımlaşmadan yardım alıyorum. O da yani elimden geldiği kadar dört çocuk bakıyorum. Bir oğlum cezaevinde. O bakıyordu beni zaten. Kızımın aylığından ben çalışamıyorum. Çocuk her an nöbet geçirebilir. Lösemi. Kemoterapi gördü. Pislikte yaşıyoruz. Şimdi uğraşıyorum tuvaleti, banyoyu kırayım alttan su gitsin diye. Hani lavabolarım bozuldu. Onlarla uğraşıyorum. Yani ailemizi soran arayan yok. Yani devletimizden yardım istiyorum. Yani bizi bir an önce daha güzel bir yerlere yerleştirsin. Yani burada yaşamak bir mucize. Herkese konteyner verildi, bundan bir sene, 1,5 sene önce verildi. Benim çocuğum bronşit oldu, kaynanama gitti. Orada kaldım. O sırada da buradaki evleri yıktılar, konteyner verdiler herkese. Ben evime geldiğimde evimi yıkık buldum, bana malzememi bile vermedi hiç kimse. Belediyeye çıktım, bana yer gösterin veya yıkılan malzememi geri verin. En azından bir yerde ben ev yapayım veya bana da bir konteyner verin veya bir kira yardım yapın. Nereye çıktıysam hiç kimseye sesimi duyuramadım. Sabahın 8'inde eşim işten çıkmak zorunda kaldı. Yatılı işe gitmek zorunda kaldık. Belediyede çalışıyordu eşim. Çıkmak zorunda kaldı. Evimiz olmadığı için mecburduk. Oğlum çok hastaydı. Nerelere çıktıysam hiçbir şekilde hiç sesimi duyuramadım. Yani 2 senedir, 2,5 senedir çadırdayız. Tuvaletimiz, banyomuz, mutfağımız yok. Oğlum hala daha hasta. Sularla uğraşıyoruz. Yani kendiniz gördüğünüz yerler hep ıslak zaten. Alttan durmadan su geliyor, üstü akıtıyor. Evlerimiz zaten konteynerlerinde çadır yaptık. Çadırlarımız zaten hepsi akıyor. Konteynerlerimiz zaten ısı alanı yok. Soba kurmaya çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuz var abi. Evlerimizin hepsi akıyor zaten. Ceyran sorunlarımız var. Ceyranlar durmadan gidiyor. Kablolar kopuyor. Çoluk çocuğu ceyran çarpıyor. Bak şu anda kaynanamların evi komple ceyran çarpıyor. Sabah çocuğumu ceyran çarptı. Evet, yaşıyoruz. Kadınlar zaten bir iş yapamıyor çünkü kadınlara iş yok burada. Erkeklerimiz oraya gidiyor. Yani zordan geçiniyoruz, zordan idare oluyoruz. Çoluk çocuklarımızın zaten ihtiyaçları var, priması var, maması var, onu bunu var. Çok fazla karşılayamıyoruz. Bir evde 6-7 aile yaşadığımız için bir de yani böyle bir villalar kurulmuş yanlarımıza. Baya bir villamız var yani. Şimdi diyelim ki o villadan bir su akıyor veya bir şey akıyor. Bir şey yıkıyorlar, bizim evlerimizin içine giriyor. Dün mesela benim hortumum patladı. Resmen yani orada şu anda da görebilirsiniz. Bütün su benim evimin içinde. Aynı evleri yaşıyoruz. Aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Hepimiz roman olarak hepimiz bu sıkıntıları görüyoruz. Ama bizim kimse bunun sıkıntımızı gören bir insanımız yok. Bizim büyükler olarak, bizim başımızdaki olanlar, insanlarımız, bizim bu rezilliğimizi, bizim bu herhangi bir çektiklerimizi kimse görmüyor. Diyelim ki bir aşağılanmak var. Diyelim ki bir yere gidiyorsun, roman olduğumuz için. Hep aşağılanmak durumundayız. Hep alçak görüyorlar. İnsanlarımızı alçak görüyorlar. Diyelim ki bir yardım verilecek. İnsan başına o yardımı alıyorlar. Ama gittiğiniz zaman, ben yardım istediğiniz zaman, dediğiniz zaman o insanlar size sırtını dönüyorlar. Eşit olduğumuz şeyi dünyada eşit, bizi görmüyorlar. Hiçbir eşitliğimiz yok bu dünyada yani.